Bir diğer konumuza geçelim. Herkese benden çay. Bir diğer konumuza geçelim arkadaşlar. Bana bir e-mail geldi. Bana bir e-mail geldi. E-mailde diyor ki: "Siz," diyor, "bizim yaptığımız muhteşem müzikal eserle dalga geçmişsiniz," diyor. "Altyapısına da çalıntı demişsiniz," diyor. "Eğer," diyor, "geri adım atıp bu konu hakkında özür dilemezseniz," diyor, "sizin," "ha, özür dilerseniz sizin yararınıza olur," diyor. "Yaşınız da genç galiba. Galiba biraz da malsınız," falan gibi yazmış böyle e-mail'i. Hanımefendinin aranjörü ve avukatı. Aranjörün avukatı izlemişler yayınımı. Ha, bir de şey demişler: "Telifli olan bir müziği canlı yayında açıp bunun üzerinden para kazanıyorsunuz," falan demişler. Ya siz nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Bir. İki. O yarattığınız şeye nasıl eser dediniz? İnsan vallahi hayır ediyor. Hayretler içinde kalıyor. Tövbe estağfurullah. Wow. Sugoi. 3. Eğer eleştiri kaldıramayacaksanız neden müzik işindesiniz? 4. Biz zaten o konuşmaları yaparken çalıntı olma ihtimalinin düşük olduğunu, muhtemelen oradaki seslerin veya müziğin komple satın alındığını belirttik. 5. İnsanlar gelip videoların altında size kötü kötü şeyler yazıyorlarsa belki de yaptığınız işi düzeltmeniz gerekiyordur. Bunun sorumlusu hiçbir zaman ben veya başka insanlar olamaz. Bir insanı küfretmeye azmettirmek diye bir şey de olamaz. Ne yapmaya çalıştığınızı gerçekten anlayamıyorum. Ve bir daha da beni avukatla tehdit eden e-mailler falan göndermeyin. Buyurun avukatınıza verin. Tamam mı? Böyle tehdit olmaz. İşte çık, özür dile, yoksa senin zararın olur falan. Böyle hareketlere girmeyin. Varsa avukatınız, parasını ödeyin kardeşim. Açın davayı. Ben de avukatımla geleyim. Kapışalım. Niye bana avukatla tehdit etmek ne ya? Avukatla tehdit etmek ne yapıyorsunuz siz? Nerede yaşıyorsunuz? Çocuk mu zannettiniz bizi ya? Şey mi zannettiniz? Dur şunu avukatla bir tehdit edeyim de bir özür dilesin bakayım, aklı başına bir gelsin bakayım, şunun bir aklı başına gelsin bakayım. Ne zannediyorsunuz abi siz kendinizi? Avukata paranız bir sizin mi yetiyor? Deli misiniz siz ya? Yollayın abi avukatınızı. Açın davanızı. Ama şimdi açmayın. Benden size bak bir şey tavsiye edeceğim. Bir saniye. Sizin yaşınız genç değil. Orasını anladık. Ama belki bu konularda biraz fikirsizsinizdir. Ben şu anda yurt dışında ikamet ediyorum abi. İsterseniz biraz bekleyin. Türkiye'ye gelince dava açın. Çünkü yurt dışında ikamet eden birine dava açınca dava orada farklı bir savcılıktan açılıyor. Yurt dışından Polonya'ya geliyor. Polonya'daki savcılık falan filan. Ya o dava başlayana kadar ben buradan taşınmış olurum. İsterseniz biraz bekleyin. Ben Türkiye'ye yerleşeceğim. O zaman açın. Kapışalım yani. Hani boşuna dava açmış olmayın. Paranız boşa gitmesin. Onun da bilgisini ben şimdiden vereyim. Paranız helak olmasın avukatlarda. Abi açın davanızı ama biraz bekleyin. Ben Türkiye'ye yerleşeceğim. O zaman daha hızlı işler. O zaman daha hızlı işler. Yapmayın yani. Kendinizi yormayın. Avukatınızı yormayın. Anladığım kadarıyla çok prestijli, klas insanlarsınız. Muhteşem de eserler üretiyorsunuz. Rica ediyorum, bekliyorum yani. Biraz dayanın, ben Türkiye gelince bu şeyi yapalım. Kapışalım. Kapışalım. Şaka gibi ya. Adam direkt şunu yazmış bak. Oğlum çok komik lan. Ha. "Canlı yayınınızda şarkınızın çalıntı olduğu algısını yarattığınızı avukatım ile bizzat izledik. Muhtemelen yaşınız küçük benden ve müzisyen olmadığınız için konuyu anlayabileceğiniz bir şekilde basite indirgeyerek anlatacağım." Şimdi beyefendi, siz izlediğiniz 2 dakikalık videoyu anlamıyorsunuz. Biz o videoda zaten bu template'in, müziklerin vesaire satın alınmış olabileceğinden bahsediyoruz. İstediğiniz kadar dava açın yani, başıma hiçbir şey gelmeyecek. Buyurun. Buyurun lütfen. İnanılmaz ya.
Ne diyor bir de ha. Herkes birbirinin videosunu izliyor. Karşılıklı primler kasılıyor. Fakat gel gelelim bağışlı bir canlı yayında telifli içerikleri izinsiz kullanıyorsunuz. Üzerine eserlerin çalıntı olduğu algısını yaratıyorsunuz ve dalga geçer tavırlar takınıyorsunuz. Evet ben sizin müziğinizle dalga geçtim çünkü hiç beğenmedim. Çok kötü olmuş. Çok kötüydü şarkı. Hiç beğenmedim. Dava mı açacaksınız? Beğenmedim. Aç. Beğenmedim ya. Çok kötü ya. Hayatımda dinlediğim en kötü şey olabilir yani. Sıkıntı var mı? Allah Allah ben bunu söylemeyeceksem niye nefes alıyorum anasını satayım ya? Siz benimle testis mi geçiyorsunuz beyefendi? Aa. Ha yine benim fikrim. Onu da söyleyeyim. Bence müzisyenlik elin enstrümana değmediği sürece müzisyenlik değildir. Oradan sample aldım, buradan sample aldım, karıştırdım. Benim nezdimde müzisyenlik değildir. Ha sizce öyledir. Tamam, bu da kişisel fikir ayrılığıdır yani. Bu konuda hemfikir olmak zorunda değiliz ki. Efendime söyleyeyim, ne diyor başka? Oğlum bir dakika. Ah, yayınlarınızda eserlerle dalga geçmeyi nasıl biliyorsanız özür dilemeyi de o denli bildiğinizi düşünüyoruz. Canlı yayınınızda olayı kısaca özetlemeniz ve çalıntı algısını bitirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Arkadaşlar biz zaten o canlı yayında çalıntı algısı yaratmadık. Biz zaten o canlı yayında bu müzisyenin, Kemal'in bana attığı parçanın bir kısmının ya da o içinde bulunan seslerin satın alınmış şeyler olabileceğini söyledik. Hatta bir dakika Can Oğuz buradaysa dakikasını at. Ya ben niye boş konuşuyorum ki? Hatta bir dakika ben hatırlarsam ben bulayım anasını satayım. Ben bulayım mı size? Dur. Alfred bir dur oğlum. Tamam. İyice azıttın sen ya. Dur oğlum. Olem dur oğlum dur. Bunda mıydı? Mıydı? Bu yayının şu anda bir miydi? Yok. Olem betto betto. Allah sana belanı vermesin. Bitti oğlum. Aha vallahi buldum bu. Dur abi izleyelim. Abi bana bir Game Master'lık verir misin? Ben bu oyunu hemen kurayım. Hani ya. Ben şok. Aa attım. Aa attım ben şok. Ahmet açtı. Evet burada Kemal bize atıyor. Biz girişinin birebir aynı olduğunu görüyoruz falan filan. Ondan sonra... Tabii tabii aynen. Dur bakıyorum abi. Hadi Volkan geldi. Ben buradayım 12 saattir. Selamını da almıyorsunuz aman ha ki. Hoş geldin. Hoş geldin Volkan. Abi hoş geldin Volkan. Müzikte müzik yazıyor bu arada. Old Home Recording yazıyor abi. Acaba orası mı işte? Old Home Recording. Hayır orası diye Türkiye'de bir yer olan değil. Bir yer. Old Home Recording direkt Türkiye. Action abi action'ı I ile yaz. Au. Abi Old Home Recording sikmiş bu arada ya. Bu benim lafım değil bu arada. Bunun Duygu'nun bundan haberi yoktur ama Old Home Recording yok etmiş şu anda ya. Duygu'nun diğer muhteşem şeylerini de aa bir dakika lan. Bir dakika kulaklarınızı seviyorsanız olabilir. Öyle. Burada bir yerlerde söylüyoruz ya satın alınmıştır diye. Nerede diyoruz acaba? Volkan. Bir yerlerde diyoruz. Ben hatırlıyorum abi. Net hatırlıyorum. Yazmıyordur canım o. Bekle. Bekle. Ya full izletecek bana şimdi ya. Yükseliyor. Vış vış bölümündeyiz. Tamam. Dedim abi ben net hatırlıyorum. Almış, satın almışlardır diyoruz da şu anda bulamadım. Ya sesin çok iyiymiş senin ya. Bakın burada chat'ten birisi bulsun ya. Şimdi bütün izlemek istemiyorum abi. Dedim satın almışlardır dedim yani. Şu an ilk kez bir şey atıyorum şu anda. Ahmet abi bakar mısın? Ben şok. Bu ne ya? Ben birisi bulsun tam o saniyeyi. Birisi bulsun. Birisi bulsun o saniyeyi. Dedim ben iyi hatırlıyorum. Hadi chat biraz çalış. O 2.35'te falan başlıyor. Tam o sahneyi bulun bana. Sana da yemek tamam ya. Tam çekil de. Çekil. Çekil. Arsız köpek.
Neyse ona gününü gösterdim. Önce yemeğini verdim sonra ağzını kırdım onun ha. 2.38.20 mi? 2.38.20. Ya niye bu bağışlar görünmüyor yine? Of Streamlabs ya. Vallahi bırakacağım Streamlabs'i. Çok kötü abi. Hayır refreshlemekten elim kolum kırıldı be. 2.38.20 mi? 3.10'u aç abi. 3.10 açıyorum abi. Yaptın oğlum geriye aldın şu an. Biraz daha geri, oyun başlamazsa biraz daha oyun başlamazsa. Açıyorum baba. Abi bu BT şey yapmamış mıydı ya? Sakallı abim. Bir öyle bilgi bir şey yazıyor mu da? Yazıyor mu? Yazıyorsa büyük fail. Yazmıyordur canım o. Büyük. Oğlum ben yanlış mı açtım? Açtım işte. İhtimal şeyi almışlardır. Satın almışlardır orasını canım. Tabii tabii aynen. Dur bakıyorum abi. Ha adamlar bunu izlediler. İşte bu insanlar bu. Şu Caharistan. Başlığı atıyor abi. Çalıntıldığını ifşaladı diye. Jesus Christo. Ben buradayım o mikserattır. Selam. Başlığı okumuşlar ondan sonrasına bakmamışlar. Ben bunu da almıyorsunuz aman ha ki. Hoş geldin Volkan. Abi hoş geldin Volkan. Oğlum nerede? Volkan müzikte müzik yazıyor bu arada. Old Home Recording yazıyor abi. Nerede geçiyor muhabbet? Kaçtı? 2013 olabilir. Ya abi bir link atamadınız. Gerçekten 40 yılda bir chatten bir şey istedim. Lan 3.20'de öyle bir şey yok. Buna koydum ben. Geri aldın şu an. Biraz daha geri, oyun başlamazsa, biraz daha oyun başlamazsa yayına işkence yapmaya başlar. Yazıyor mu? Açtım. Yazıyorsa büyük fail. Yazmıyordur canım o. 3.32. Büyük şeyi almışlardır. Satın almışlardır orasını canım. Tekrar dinleyelim arkadaşlar. Çalıntı olduğunu söyleyen Cahri'nin ağzından çıkan lafa bak. Satın almışlardır orasını canım. Tabii tabii aynen. Satın almışlardır orasını canım. Tabii. Satın almışlardır orasını canım. Tabii. Satın almışlardır orasını canım. Satın almışlardır orasını canım. Tabii. Satın almışlardır orasını canım. Tabii. Satın almışlardır orasını canım. Tabii. Satın almışlardır orasını canım. Satın almışlardır orasını canım. Tabii. Satın almışlardır orasını canım. Satın almışlardır orasını canım. Tabi tabi aynen. Satın almışlardır orasını canım. Tabi tabi aynen. Satın almışlardır orasını canım. Tabi tabi aynen. Evet sevgili aranjör beyefendi ve Zeka Küpü avukatı sizden ricam başlığa bakarak içeriğin devamına bakmadan yargılara ulaşmamanız. Ulaşacaksanız da dediğim gibi bekleyin beni ben Türkiye'ye gelince açın davayı sonra çok sıkıntı olur size. Tamam mı? Önemli yani mesela avukatsınız. Tamam size diyorlar ki böyle böyle bir olay var inceler misin diyorlar sen de bakıyorsun başlığa. Ha çalıntı mı demiş tamam tamam. Şimdi bak biraderim ne yapıyoruz biliyor musun? Açıyoruz davayı. Bu mıkı şişkosuna koyuyoruz kardeşim davayı. 70 bin lira cepte brom. Cepte keke cep. Cep. Mesela buna da müvekkilleriniz inanıyor. Geliyor bize. Bak salarım avukatı. He. Özür dile. He. Avukatı saldın mı? Ağzın burnun yer değişir. Dayılanıyorlar. Hoş değil. Hoş değil. İzleyin. Bak adam rezil oldu şimdi. Bak benden de yaşça büyük. Yaşça büyük olduğunu belirtmiş. Benden de yaşça büyük koskoca adam rezil oldu sizin yüzünüzden avukat bey. Koskoca adam rezil oldu. Aranjör beyefendi rezil oldu. Sarışın abla bak şimdi utanmıştı. Gerçi utanmıyorlar ki. Neyse. Pek zannetmiyorum o topa girmeseydik. Keşke o topa girmeseydik. Çok eğleniyorum falan diyor. Yazık be abi. Niye ki? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ki?
Bir de yani hani müziği yapan, söyleyen, şan hocası, videoyu çeken, hani herkeste ilginç bir algı mı var onu anlamıyorum. Yani aralarından bir tanesi dönüp ya mesela orada mikrofonu tutan çocuk şey dememiş mi acaba? Ya Mükerrem abi. Abi. Bu müzik çalıyor da kulağımda. Kız dans ediyor. Abi müziğin son hali bu mu? He. He. Abi biz ne yapıyoruz ya? Abi. Tamam benim adımı yazmayın. Kredi sakın asla. Ben çalışmadım burada tamam. Ya Mükerrem abi ne olur ya bak. Onca yıllık mazimiz var. Ne olur abi yazmayın kredite ya. Ben de korumam gereken bir ünüm var yani. Bum mikrofoncular arasında adımı bilirler. Cabir derler bana. Bum Camir. Emek var emek. Para var demiyor da kimse. Devamlı emek var. Eserle dalga geçti bilmem ne. Kimse diyemiyor. Para var ondan yaptık diyemiyor kimse ya. Bundan nefret ediyorum ya.